Evet, Türk tarihinde çok partili hayatta ilk defa ikinci meşrutiyet döneminde geçiriyor arkadaşlar. Türk tarihinde kurulan ilk siyasi partiyi sorarsa ne diyeceğiz? İttihat ve Terakki Partisi diyeceğiz. İlk muhalefet partisini sorarsa Ahrar Fırkası diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Evet, WhatsApp'tan bakıyorum ben. Kontrol ediyorum sorularımızı. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, evet, bu dönemde kurulan bir partidir. Fedakarane Millet Fırkası yine bu dönemde kurulan bir partidir. Osmanlı Ahrar Fırkası yine aynı şekilde bu dönemde kurulan bir partidir. İttihat ve Terakki bu dönemde kurulan bir parti. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ise arkadaşlar 1905 yılında 1905 yılında arkadaşlar kurulmuştur. Atatürk'ün öncülüğünde kurulan bir cemiyettir. Siyasi parti değildir. Daha sonrasında İttihat ve Terakki'ye katılmıştır. Geldik üçüncü sorumuza. İkinci Meşrutiyet döneminde Prens Sabahattin önderliğinde kurulan Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, Türkiye yani ikinci Meşrutiyet döneminde kurulan Prens Sabahattin öncülüğünde kurulan ilk muhalefet partisi Osmanlı Ahrar Fırkası'dır. Sorumuzun cevabı Adana seçeneği olacaktır. Evet, dördüncü sorumuza geçtik. Mustafa Kemal'in Derne ve Tobruk cephelerinde başarı göstererek sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal ilk sıcak savaş tecrübesini, ilk savaştığı bölge arkadaşlar, ilk savaş tecrübesini kazandığı yer İtalyanlara karşı savaştığı Trablusgarp Savaşı'dır. Burada Mustafa Kemal binbaşı olarak görev yapmıştır. Gizli yollardan gazeteci Şerif Bey takma adıyla gitmiştir arkadaşlar. Derne ve Tobruk bölgesinde başarıyla mücadele etmiştir. Bu onun sömürgeciliğe karşı ilk askeri başarısı diyoruz değerli hocalarım. Evet, geldik 5. sorumuza. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yaşanan Trablusgarp Savaşı aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle son bulmuştur diye soruyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında 1911 yılında Trablusgarp Savaşı yapılıyor. Bu savaş Balkan Harbi'nin çıkması üzerine arkadaşlar sona eriyor. Osmanlı Devleti ateşkes istiyor ve iki devlet arasında 1912 Uşi Anlaşması imzalanıyor. Evet değerli hocalarım, 6. sorumuza geçtik. Dünya tarihinde uçak ilk kez hangi savaşta ve hangi devlet tarafından kullanılmıştır? Evet, dünya tarihinde ilk defa saldırı amacıyla arkadaşlar uçak Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlar tarafından kullanılmıştır. Ve ilk defa uçak bu savaşta bizler tarafından düşürülüyor. Yani ilk defa biz burada saldırıya uğruyoruz. Aynı zamanda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Uçak düşürüyoruz. Çok güzel. Geldik 7. soruya. Trablusgarp Savaşı devam ederken Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurmuştur. Bu ittifakın kurulmasında etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu Balkan İttifakı'nın oluşmasında etkili olan devlet biliyorsunuz Rusya'dır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet, geldik 8. soruya. Evet. Birinci Balkan Savaşı öncesinde Rusya'nın desteğiyle Osmanlı Devleti'ne karşı bir Balkan Birliği oluşturulmuştur. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu birlik içerisinde yer almamıştır? Şimdi Birinci Balkan Savaşı'na katılan ülkeleri biz bir kodlama yapıyoruz. Kodlamamız Kasabaya. Kodlamamız bu. Kimler var? Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan. Evet, Osmanlı Devleti'ne karşı yer alan bu ittifak içerisinde Yunanistan var, Bulgaristan var, Romanya var. Pardon, Romanya yok. Romanya 2. Balkan Savaşı'nda. Karadağ var, Sırbistan var fakat Romanya yoktur. Romanya ne zaman katılacak arkadaşlar? 2. Balkan Savaşı'nda katılacaktır. 9. sorumuza geldik. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne saldıran ilk Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Osmanlı Devleti'ne karşı 4 tane Balkan ülkesi. Kimler bunlar?
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, bu dört ülke bize saldırıyor ve bunlar içerisinde küçücük Karadağ bize saldırıyor arkadaşlar. Küçücük Karadağ bize saldıran ilk devlettir. Karadağ'ın askeri nüfusu kaçtır biliyor musunuz? Asker sayısı. Asker sayısı 8 bindir. Yani 8 binlik askeriyle Osmanlı Devleti'ne ne yapmıştır? Saldırı yapmıştır arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden son devlet hangisidir arkadaşlar? Cevabımız Arnavutluk olacaktır. Geldik 11. soruya. Osmanlı Devleti'nde hükümetin silahlı zoruyla görevden alınmasıyla sonuçlanan ve bir anlamda askeri darbe niteliği taşıyan ilk hükümet darbesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet değerli hocalarım, Türk tarihinin ilk darbesi olarak kabul ediliyor. Evet, bu ilk darbe girişimi, darbe teşebbüsü hangisidir? Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Babıali baskınıdır. Kamil Paşa hükümeti devrilmiştir. Kamil Paşa hükümeti. Yerine iddiaçların desteklediği Şevket Paşa hükümeti kurulmuştur. Evet, geldik 12. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin Midye-Enes hattının batısındaki toprakları aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir? Osmanlı Devleti Midye-Enes hattının batısındaki toprakları Londra Anlaşması ile kaybetmiştir. Londra'da iki tane karar alınıyor. Birincisi, yeni sınırlarımız Midye-Enes hattı olacak. Yani Osmanlı Devleti'nin işte bu hattın batısındaki toprakları kaybettiğini görüyoruz. Kaybettiğiniz yerleri de Tema kodlamasıyla aklımızda tutuyoruz. İşte Trakya, işte Doğu ve Batı Trakya, Doğu Batı, Ege Adaları, Makedonya ve Arnavutluk. Buraları kaybediyoruz arkadaşlar. Artı Londra Anlaşması'nın ikinci maddesi de şunu söyler. Ege Adaları ve Arnavutluk'un geleceğine biz karar vereceğiz der. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Londra Anlaşması olacak. Geldik 13. soruya. Yukarıdakilerden hangileri 1. Balkan Savaşı sonrasında kaybedilmiştir? Kaybedilen yerler arasında Selanik var, Makedonya var, Ege Adaları var. Sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olacak. Hani kodlamamız neydi? Tema olacak. Tema. 1. Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerler. Trakya bölgesi, Ege Adaları bölgesi, Makedonya bölgesi ve Arnavutluk olacak değerli hocalarım. Evet, geldik 14. sorumuza. Diyor ki, 2. Balkan Savaşı sonrasında anlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Yunanistan arasında imzalanan anlaşma nedir? Osmanlı Devleti Yunanistan arasında Atina Anlaşması imzalanıyor. Şöyle ne yaptık? Daire içerisine aldık. Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları Bükreş'tir. Zaten sorunun cevabı çıktı. Bursa seçeneği doğru seçeneğimiz oluyor. Daha kaliteli olacak. Hani böyle sınav formatında daha güzel sorular olacak inşallah. Evet, 15. soruya geçtik. Osmanlı Devleti yukarıdakilerden hangilerini Balkan Savaşları sonunda kaybetmiştir? Yine benzer bir soru ama bu defa Balkan Savaşları diyor. Bakın buna çok dikkat edin. Yani Balkan Savaşları 1 ve 2 tane. Yani 1. ve 2. Balkan olmak üzere 2 tanedir. Şimdi 1. Balkan Savaşı'na biz ne yaptık? Temayı kaybettik. Tema. Neydi? Trakya. Trakya'yı komple kaybettik. Doğu ve Batı Trakya'yı. Ege Adalarını kaybettik. Makedonya'yı kaybettik. Arnavutluk'u kaybettik. Ama 2. Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya'yı geri aldık. Yani Doğu Trakya bölgesini geri aldık arkadaşlar. Dolayısıyla Batı Trakya'yı kaybettik. Gitti. Arnavutluk gitti. Bağımsızlığını ilan etti. Ama Doğu Trakya'yı geri aldık. Cevabımız ne olacak? Balkan Savaşları sonrasında kaybedilmiştir dediği için 1 ve 2 seçeneği olacak. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biri değildir diye sormuşuz. İtalya'nın siyasi birliğini kurması, Fransa'nın Lansastoran'ı kaybetmesi genel nedenlerden biridir diyor tabii. Sömürgecilik. Şimdi biz dünya savaşlarında arkadaşlar nedenleri ikiye ayırıyoruz. Genel nedenler, özel nedenler. Tabii çoğunuz biliyorsunuz, ben hızlı hızlı geçeceğim burayı. Genel nedenler sömürgecilik yarışı, Fransız ihtilalini yaydı milliyetçilik akımının etkisi, devletler arası silahlanma yarışı ve devletler arası bloklaşmalar.
Özel sebepler nedir? Mesela İngiltere ile Almanya arasında yaşanan ekonomik siyasi rekabet, Fransa ile Almanya arasında yaşanan Alsace-Lorraine sorunu, İtalya'nın gelişen sanayisinin ham madde ve sömürge arayışı, Rusya'nın Balkanlarda Avusturya ile pan-Cermenizm, pan-Slavizm politikalarının ters düşmesi, birbiriyle mücadele etmesi ve savaşı başlatan özel sebep de neydi? Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi. Şimdi şıklara bakıyoruz. Genel nedenlerinden biridir soruyor. Zaten söyledik. Sömürgecilik arayışının artması olacak. Geldik. Dedi ki hangi iki ülkenin birbirine savaş ilanı sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır? Avusturya Macaristan ile Sırbistan arasında yaşanan bir çatışma. Yani Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi sonucunda arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı başlamıştır diyoruz. Şimdi gelelim 18. sorumuza. Ne olsun? Yukarıdakilerden hangileri ittifak, bağlaşma devletleri grubunda yer alır? Şimdi arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletleri biz iki grupta topluyoruz. İşte anlaşma devletleri ve bağlaşma devletleri. Yani üçlü itilaf, üçlü ittifak. Şimdi itilaf devletleri kimlerdir? İngiltere, Fransa ve Rusya. İttifak devletleri kimlerdir? Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. Şimdi bunlardan neyi soruyor? Yukarıdakilerden, ittifak devletlerinden hangisi diyor? İttifak grubuna yer alır diye soruyor. Almanya var, Avusturya, Macaristan var. Daha sonrasında tabii savaş genişleyince yeni devletler katılıyor. İttifak devletlerine ilk önce Osmanlı Devleti, daha sonrasında ise Bulgaristan katılıyor. O yüzden Bulgaristan'da alıyoruz. 1, 3, 4 seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacak. Evet, geldik 19. soruya. Yukarıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Evet, İtilaf Devletleri'ni söylemiştik. Kimlerdi? İngiltere, Fransa, tabii daha sonrasında kim katılacak? İşte İtalya katılacak. İtalya, Yunanistan, Portekiz, yani 30'un üzerinde ülke. Bakalım İngiltere var, Fransa var, ABD var, Rusya var ama Almanya ikimiz C seçeneği olacak. Evet, 20. sorudayız. Birinci Dünya Savaşı sürecinde 1915'te taraf değiştirerek İtilaf Devletleri grubuna geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevaplarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Sizi cevap attığınızı düşünerekten soruları çözüyorum. Evet. Ne diyeceğiz cevap olarak? İtilaf grubuna geçen devlet İtalya'dır. Yani İtalya çok enteresan bir devlet. Neden çok enteresan onu söyleyeyim. İki tane dünya savaşına giriyor. İki dünya savaşında da ne yapıyor arkadaşlar? Taraf değiştiriyor. Yani İtalya'nın artık karında bir bozukluk var bilemiyoruz. Hiç başladığı tarafta bitirmemiş savaşları. Hep iki dünya savaşında da bulunduğu gruptan ayrılarak karşı tarafa geçmiş. Böyle bir devlet arkadaşlar. Geldik 21. soruya. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine yol açan Yavuz ve Midilli gemileri aşağıdaki devletlerden hangisinin limanlarını bombalamıştır? Evet, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine yol açan Yavuz ve Midilli arkadaşlar Rusya'nın Odessa ve Sivastopol dediğimiz liman kentleri var. İşte bu liman kentleri ne yapıyor? Bombalıyorlar. Yani 3 Kasım 1914'te bunları bombalıyorlar. 1914'te. Ve Rusya bize ne yapıyor? Hemen ertesi günü savaş ilan ediyor. Biz ne yapıyoruz? Ne zaman bize savaş ilan ediyoruz? 11 Kasım'da öğreniyoruz. 11 hafta sonra yani savaşa girmişiz. Daha yeni haberimiz oluyor. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. 11 Kasım'da da biz de ne yapıyoruz? Hem kutsal cihat çağrısında bulunuyoruz hem de Birinci Dünya Savaşı'na katılıyoruz. 22. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasının amaçlarından biri değildir? Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Almanlar bir devletle ittifak yapıyorsa muhakkak menfaati vardır. Hani biliyorsunuz Almanlar nasıl bir millet, nasıl tanınıyor? Çıkarcılığıyla tanınıyor, menfaatiyle tanınıyor. Alman hesabı diye bir şey var biliyorsunuz. Bizim gurbetçilerimiz 70'li yıllarda gittiler Almanya'ya, onu da Türkiye'ye getirdiler. Almanya'da herkesin hesabı ayrıdır arkadaşlar. Herkes hesabını ayrı öder. Bu kadar hesapçı, bu kadar kitapçı bir devlet. Elbette ki Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokarsa mutlaka belli bir hedefleri, bir amacı vardır. Bakıyoruz. Birincisi arkadaşlar. En önemli sebep Osmanlı'nın jeopolitik konumu.
Özellikle boğazlardan yararlanmak, yeraltı kaynaklarımızdan yararlanmak, işte İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu engelleyebilmek. Yani bizim jeopolitik konumumuz onun için çok önemli. İkincisi, halifenin dini gücü. Bakıyoruz halife var mı burada? Jeopolitik var. Halifenin dini nüfusu var. Üçüncüsü, arkadaşlar, bir Alman general Liechtenstein şöyle söyler. Türk askeri kadar cesur, Türk askeri kadar savaşçı bir asker tanımadım diyor. Mahir bir general komutasında Türk askeriyle bir dünyayı bir baştan bir başa ne yapabiliriz? Fethedebiliriz diyor. Yani bizim insan gücümüzden, savaşçı askerimizin gücünden yararlanmak, bu da var. Ham madde kaynaklarımızdan yararlanmak var. Artı şimdi savaş başladığında Almanya'nın üç tarafı arkadaşlar mengene gibi sıkılıyor. Bir tarafta Ruslar, bir tarafta Fransızlar, bir tarafta işte İngilizler. Dolayısıyla üzerindeki baskıyı da hafifletmesi gerekiyor. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Bizim teknolojik gücümüz yok. Cevabımız Edirne seçeneği. Doğru seçeneğimiz oluyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında girmesinde etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizim üçlü troika dediğimiz hani İttihat ve Terakki'nin üç saç ayağı vardır. Bunlar kimlerdir? Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa'dır arkadaşlar. Yani İttihat ve Terakki'nin önde gelen üç ismidir. Bu üç isimden birisini arayacağız şıklarda. Kim var? Enver Paşa var. Yani bunların özellikle savaşı Almanya'yı kazanacağına, Almanya'nın kazanacağına inanması bizim bu savaşa girmemizde etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. 24'e geldik. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na mücadele ettiği cephelerden hangileri taarruz amaçlıdır? Şimdi arkadaşlar bizim cephelerimiz 3'e ayrılır. Bunu unutmayalım. Taarruz yani saldırı amaçlı cepheler, savunma ve yardım amaçlı cephelerimiz. Taarruz cephelerimiz 2 tanedir. Kafkas, Kanal. Savunma cephelerimiz 4 tanedir. İşte Suriye, Irak, Hicaz ve Irak, Hicaz, Suriye, Filistin. Niye eksik söyledim? Bir de Çanakkale eksik. En önemlisini unutuyorum bak. Çanakkale. 4 tane savunma cephemiz var. Bir de müttefiklerime yardım amaçlı sınırlarımız dışına gönderdiğimiz, asker gönderdiğimiz cepheler var. Bu da Gram kodlamasından gelsin aklımıza. Galicia, Romanya, Makedonya. Üç tane de cephe var arkadaşlar böyle. Evet, işte bize şunu soruyor. Hangisi diyor taarruz amaçlıdır? Taarruz amaçlı. Kafkas cephesi var, taarruz amaçlı. Kanal cephesi var. Çanakkale savunma amaçlıdır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 seçeneği. Doğru seçeneğimiz olacak. Evet Şükrullah Hocam meydan size kaldı artık. Evet 25'e geldik. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda toprak kazandığı tek cephe aşağıdakilerden hangisidir? Evet tek toprak kazandığımız cephe var. Ama bu toprak kazandığımız cephe de askeri başarılarla kazanmadık biz. Yani düşmanımızın ateşkes istemesi sonucunda kazandık. Hangi cepheden bahsediyoruz arkadaşlar? Kafkas cephesinden bahsediyoruz. Evet cevabımız Bursa seçeneği olacak. Kafkas cephesi doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. Evet Zahra oradan bağırmıyor. A şıkkını Azerbaycan değil. İnşallah bakalım A şıkkı gelirse Azerbaycan diyeceğiz. Evet geldik. 26. sorudayız. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf grubunda yer alan Rusya 1917'de Bolşevik İhtilali'nin çıkması üzerine aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle savaştan çekilmiştir? Evet Rusya arkadaşlar Brest-Litovsk anlaşmasıyla yani işte 3 Mart 1917 tarihinde imzaladığı anlaşmayla savaştan çekiliyor. Şimdi arkadaşlar askerlikte bir kural vardır. Kural şu. İlk ateşkes isteyen taraf yenik sayılır. Şimdi biz Trablusgarp Savaşı'na mesela kazanıyorduk. Değil mi? Derne, Tobruk'ta, Bingazi'de başarılar kazanıyorduk yani. Ama ilk ateşkes isteyen taraf biz olduğumuz için ne yaptık? Trablusgarp'ı kaybettik. Burada da aynı durum oluyor. Rusya ne yapıyor arkadaşlar? Bolşevik devrimi gerçekleşiyor ve bu devrim gerçekleşirken savaşı devam ettiremiyor. Ve ne yapıyor? Arkadaşlar kendi iç meselelerini çözmek için hemen savaştan ayrılma kararı alıyor. Dolayısıyla
İlk ateşkes istediği için Brest-Litovsk Anlaşması'yla bize nereleri bırakıyor? Kars, Ardahan ve Batum'u bırakıyor. Buna çok dikkat edelim. Bu üç ile bir isim vermişler. Nedir bu isim? Elviye-i Selase ismi vermişlerdir. Geldik 27. sorumuza. Kafkas cephesinde 16. Kolordu komutanı olarak atanan Mustafa Kemal şehirlerinden hangilerini Rus işgalinden kurtarmıştır? Şimdi Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na katıldığı cepheleri biz kodlama olarak ne diyoruz? Çıkış kodlaması diyoruz. Çıkış kodlamamız bu. İlk savaştığı cephe Mustafa Kemal'in Çanakkale, ikinci savaştığı cephe Kafkas, üçüncüsü ise Suriye Filistin cephesi. Yani en son görev yaptığı cepheyi sorarsa ne diyeceğiz? Suriye Filistin cephesi diyeceğiz. Yani arkadaşlar burada neyi soruyor? Mustafa Kemal'in Kafkas cephesinde ne yapmışlar onu soruyor. Mustafa Kemal Kafkas cephesine gidiyor ve burada arkadaşlar benim memleket Muş ve ne yapıyor? Muş ve Bitlis'i düşman işgalinden kurtarıyor. Ve Mustafa Kemal'e burada altın kılıç madalyası veriliyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'e altın kılıç madalyası verilen cephe hangisidir derse ne diyeceksiniz? Kafkas cephesi diyeceksiniz. Sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olacak. Evet geldik 28. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşıldığı gizli anlaşmalarda yer alan devletlerden biri değildir? Şimdi Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için bu İtilaf Devletleri savaş esnasında birçok gizli anlaşma yaptılar. Bunlar içerisinde işte Rusya ile yapılan gizli anlaşma nedir? Rusya ile. İşte Petrograd Protokolü ve İstanbul Anlaşması. İtalya ile yapılan gizli anlaşma nedir? İşte Saint-Jean de Maurienne Anlaşması ile Londra Anlaşması. İngiltere ile Fransa kendi arasında hangi anlaşma yapmıştır? Sykes, Picot. Araplarla hangi anlaşma yapılmıştır? Mac-Mahon Anlaşması yapılmıştır. Şimdi diyor ki bunlardan hangisi bu anlaşmalara katılan devletlerden biri değildir diye soruyor. Fransa var mı? Var. İtalya var mı? Var. Yunanistan var. Yok. Evet, Yunanistan daha sonrasında yer alacak. İngiltere yine aynı şekilde. Ama ABD bu gizli anlaşmalarda bu paylaşım planlarından haberi yok. Zaten haberi olduğu zaman ne yapacak? Tepki gösterecek. Wilson ilkelerinde ne diyecek? Devletler arası gizli diplomasi yapılmayacak diyecek ve tepkisini gösterecek. Geldik 29'a değerli hocalarım. Yukarıdakilerden hangileri Brest-Litovsk Anlaşması ile Rusya'dan geri alınmıştır? Az önce söylemiştik. Kars, Ardahan ve Batum olacak. Batum olmadığı için cevabımız 1 ve 2 seçeneği olacak. Evet 30. soruya geldik. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın isteğiyle Kanal Cephesi'ni açtığı olduğu savunulabilir. Şimdi biz iki tane taarruz cephemiz vardı. Birisi Kafkas, birisi de Kanal Cephesi. Kanal Cephesi'nin kumandanı kimdir? Bunu unutmuyoruz. Cemal Paşa'dır arkadaşlar. Cemal Paşa'dır. Peki Kanal Cephesi'ni açılmasındaki maksat nedir? Yani Cemal Paşa niye kanala saldırıyor? Birincisi Almanların üzerindeki İngiliz baskısını ne yapmak? Hafifletmek. Yani birinci sebep bu. Almanların üzerinde bir İngiliz baskısı var. Bunu hafifletmek istiyorlar. İkincisi Mısır'ı kaybettiğimiz İngilizlerden geri almak. İkincisi bu. Üçüncüsü de en önemli sebep sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek. Amaç bu. Üç tane sebep. Almanları ne yapmak? İngiltere'nin baskısını biraz hafifletmek, yükünü azaltmak. Mısır İngilizlerden geri almak ve İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını ne yapmak arkadaşlar? Koparmak. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği oluyor. 31. sorudayız. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin sona erdiğini göstermektedir? Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kez cihat çağrısında bulunduk? 11 kez. 11 kez halife 5. Mehmet Reşat, o dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat'tır. Ne yaptı? Tüm İslam alemini İşte İtilaf Devletleri'ne karşı mücadeleye davet etti. Şimdi tabii İslam Devletleri yani bizim yanımızda savaşmayı bırakın. Bırakın bizim yanımızda savaşmaya. Bizim karşımıza yer alıyorlar. Bize karşı tam 904 bin tane Hintli Müslüman maalesef savaştırılıyor.
Dolayısıyla Araplar da ne yapıyor? Fransa itilen yaydığı milliyetçilik akımından, İngilizlerin vaatlerinden etkilenmiş durumda haliyle. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin izlemiş olduğu ümmetçilik politikası burada faydalı olmuyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Artık bu fikir akımının bir önemi kalmadığını görmüş oluyoruz. 32. soru. Çanakkale cephesinde 19. Tümen Komutanı olan Mustafa Kemal'in cephelerinden hangilerinde gösterdiği başarılar İstanbul'un işgalini önlemiştir? Ve çıkmış bir sınav sorusudur bu aynı zamanda arkadaşlar. Mustafa Kemal İstanbul'un işgalini Çanakkale'deki başarıları sayesinde önlemiştir. Çanakkale'deki başarılarını biz şöyle kodluyoruz. CAKAS. Kodlamamız bu. Conkbayırı, Arıburnu, Kireçtepe, Anafartalar ve Settülbahir. Mustafa Kemal'in bu başarıları İstanbul'un düşman işgaline uğramasını engellemiştir. Anafartalar var, Conkbayırı var, derne yok arkadaşlar. Geldik. Anafartalar, Conkbayırı cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani Denizli seçeneği olacak. Evet, 32. soruyu ne yaptık? Geçtik, bitirdik. Geldik 33. soruya değerli hocalarım. Mustafa Kemal, ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar geçecektir emrini vererek hangi savaşın kaderini belirlemiştir değerli hocalarım? Hangi savaşın kaderini belirliyor? Bu sözü nerede söylüyor arkadaşlar? Bu sözü Çanakkale'de söylüyor. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum sözünü söylüyor. Şimdi Çanakkale'de hangi savaş esnasında bunu söylüyor? O da önemli. Conkbayırı savaşları esnasında değerli arkadaşlarım bunu söylüyor. Çok güzel cevaplarınızı görüyorum. Geldik 34. soruya. Instagram'dan da aynı şekilde bana ulaşabilirsiniz. Serkan Tigit arkadaşlar Instagram adresimiz. Oradan canlı yayına, oradan en azından katılabilirim arkadaşlar. Geldik 34. soruya. Diyor ki yukarıdaki cephelerden hangilerinin açılmasında İngiltere'nin Rusya'ya yardım ulaştırma amacı vardır? Evet, İngiltere'nin Rusya'ya yardım amacıyla asker yardım etmek amacıyla açtığı cephe iki tanedir. Bunu unutmayın. İki tane cepheyi açmıştır. Evet, cevabımız ne olacak? Bir tanesi Irak'tır. Diğeri nedir? Çanakkale'dir arkadaşlar. Şimdi şıklarda Çanakkale olmadığı için sorumuzun doğru cevabı yalnız bir seçeneği olacaktır. Evet geldik 35. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor bakalım? Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda görev yaptığı son cephedir. Kanal Harekatı'nın devamı sayılan bu cephede İngilizlere karşı savaşılmıştır. Şimdi son görev yaptığı cephe. Biz cepheleri şöyle kodlamıştık. Çıkış kodlamasıyla Mustafa Kemal'in savaştığı cephedir. Böyle kodlamıştık. Ç harfi Çanakkale demiştik. Kafkas ve Suriye, Filistin. En son savaştı cepheyi soruyor. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak. Evet, Şahin, Hanife. Çok güzel cevaplarınız geliyor değerli hocalarım. Moderatörüm Şükrullah hocam. Evet, geldik 36. soruya. Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında mücadele ettiği cephelerdir? Evet. Osmanlı Devleti sınırları dışında mücadele ettiği cepheleri biz gram kodlamasıyla aklımızda tutalım. Galicia, Romanya ve Makedonya cepheleri arkadaşlar sınırlarımız dışında savaştığımız cephelerdir. Bu cepheler ne zaman kapanıyor? Rusya ile imzalanan Brest-Litovsk anlaşmasıyla bu cepheler ne olmuştur? Kapanmıştır. Makedonya var, Galicia var, Suriye yok. Cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Geldik 37. soruya. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal cephelerinden hangilerinde mücadele etmiştir? Yine aynı soru, benzer bir soru. Çanakkale var, Kafkas var, Suriye, Filistin cephesi olması gerekiyor. Hicaz, Yemen'de mücadele etmemiştir. Yine sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Denizli seçeneği olacak.
38. soruya geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmak için kendi aralarında gizli anlaşmalar imzalamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu gizli anlaşmalardan biri değildir? Şimdi az önce gizli anlaşmaları saydım. Rusya ile yapılan hangisiydi? İşte Petrograd Protokolü, İstanbul Anlaşması. İtalya ile yapılan hangisiydi? Londra Anlaşması ve Saint-Jean de Maurienne Anlaşması. Fransa ve İngiltere kendi aralarında Sykes-Picot'u imzalamışlardı. Sykes-Picot. Araplarla da MacMahon Anlaşması yapılmıştı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Rethandes olacak. Rethandes Almanya ile yapılan ateşkestir. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet, yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Geldik 39'a. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kutsal cihat ilan etmesine rağmen Araplar İngilizlerle işbirliği yapmıştır. Bu durumun oluşmasında etkili olan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet, az önce de söyledik. Mısır valisi MacMahon ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasında yapılan gizli anlaşma nedir? MacMahon anlaşmasıdır. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olacaktır. Geldik 40. sorumuzun cevabına. 40'ımıza 40 neydi? 40. soru, dilim dönmüyor artık. Yukarıdakilerden hangileri Wilson ilkelerinden biri değildir? Evet. Amerika savaşa biliyorsunuz Almanya'nın kendi denizaltılarını imha etmesi, batırması üzerine savaşa katılıyor. Ve savaşa katılırken bir bildiri yayınlıyor. Biz buna tarihte Wilson bildirisi veya Wilson ilkeleri diyoruz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın erken sonuçlanmasında bu bildiri oldukça etkili oluyor. Şimdi bu bildiride yer alan maddeler neler? Mesela yenen devletler yenilenlerden toprak almayacak. Yenen devletler yenilenlerden tazminat almayacak. Devletler arası gizli diplomasi olmayacak. Sömürgecilik sona erecek. İşte her ulus kendi kaderini kendisi tayin edecek. Boğazlar, kanallar, geçitler serbest olacak. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklara çoğunlukta oldukları yerlerde hakimiyet hakkı verilecek. Türklere de çoğunlukta oldukları yerlerde hakimiyet hakkı tanınacak. Bağımsız bir Polonya devleti kurulacak. Alsace-Lorraine bölgesi İtalya'ya verilecek. Neyse vesaire. Şimdi baktığınız zaman bunlardan hangileri değildir diyor. Wilson ilkelerinde yer alan maddelerden biri değildir diye soruyor. Gizli diplomasi var. Savaş tazminatı ödemeyecek var. Boğazlar her devletin ticaret gemilerine açık olmayacak. Bu yok. Aradığımız yalnız seçenek Ceyhan seçeneği oluyor değerli hocalarım. Evet, geldik 41. soruya. 18 Ocak 1918'de yayınlanan Wilson ilkelerine göre yeniden kurulması planlanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet değerli hocalarım. Az önce söylemiştik. Bağımsız bir Polonya devleti kurulması fikri Wilson ilkelerinde yer alıyor. Yani Wilson ilkelerinde kurulması planlanan devlet cevabımız Polonya olacak. 42'ye geldik. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir? Evet, Mondros Ateşkes Antlaşması'yla çekilmiştir. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Mondros'la çekilmişiz. Biz şöyle kodluyoruz mesela. İttifak devletlerinin savaştan çekildiği ateşkesler şöyle kodluyoruz. Semaver diye kodluyoruz. Semaver. İşte ilk çekilen kimdir? Bulgaristan'dır. Bulgaristan'da Selanik. Sonra Osmanlı çekiliyor. Mondros ateşkesi. Sonra Avusturya çekiliyor. Villa Gusti ateşkesi. En son çekilen devlet Almanya'dır. Rethandes ateşkesiyle savaştan çekiliyor. Yani ittifak devletlerinin imzaladığı ateşkes anlaşmaları semaverden gelsin aklımıza. Semaver diyoruz değerli hocalarım. Geldi 43. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarından biri değildir? Evet. Barış antlaşmaları bakalım. Trianon Macaristan'da var. Neuilly Bulgaristan'da var. Sevr Osmanlı ile var. Versay Almanya ile var. Ama Mondros bir ateşkestir. Bizimle yapılan ateşkestir. Cevabımız Adana seçeneği oluyor. Evet değerli arkadaşlarım, değerli hocalarım. Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet hangisidir dediğimiz zaman cevabımız ne olacak? Tabii ki İngiltere olacak. İkinci en karlı çıkan devlet deseydik Fransa diyecektik.
En zararlı çıkan da Almanya. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerden biri değildir? Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletleri ben bir kodlama yapıyorum. Hani akılda kalsın diye istiyorsanız kullanabilirsiniz. Pelyaçum. Yani böyle bir kodlama. Yani çok anlamlı değil ama toparlıyor en azından arkadaşlar. İşte Polonya kurulmuş. Estonya kurulmuş. Letonya, Litvanya kurulmuş. Yugoslavya kurulmuş. Çekoslovakya kurulmuş. Ukrayna kurulmuş ve Macaristan kurulmuş. Tabii Türkiye de var. Türkiye'yi yazmadım zaten biliyorsunuz diye. Baktığım zaman arkadaşlar Polonya var, Estonya var, Yugoslavya var, Çekoslovakya var ama Arnavutluk yoktur. Arnavutluk Balkan Savaşları sonrasında kurulmuştur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olacak. Evet, 46 Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan devlet ile savaştan ilk çekilen devlet aşağıdakilerden hangisine birlikte verilmiştir? Savaştan çekiliyor. Adana seçeneği doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. 46'ya geldik. İttihat ve Terakki'nin hükümetten çekilmesi üzerine kurulan ve devletin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek İtilaf Devletleri'nin ateşkes isteğinde bulunup Mondros Ateşkesi'ni imzalaması ön ayak olan hükümet hangisidir? Gerçekleştiriyoruz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Ahmet İzzet Paşa diyoruz. 47'ye geldik. Mondros Ateşkes Antlaşması görüşmelerinde İtilaf Devletleri'nin aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir? Normalde ateşkesi bütün İtilaf Devletleri'nin hani önde gelen devletlerin temsilcisi katılıp yapılması gerekiyor. Fakat burada İngiltere'de öyle bir hırs var ki, öyle bir hırs var. Hani o kadar bize bir bilevleniyor ki, o kadar bize kin nefreti var ki tek başına geliyor arkadaşlar ateşkesi bizimle imzalıyor. Zaten İngiltere'ye karşı böyle Fransa ile İtalya homurdanıyor. Ne yapıyorsun birader gibilerinden. Hani tek başına gidiyorsun ateşkes yapıyorsun kafana göre falan. Yani İngiltere burada kendi müttefiklerini de ezip tek başına ne yapmıştır? Bizimle ateşkes imzalamıştır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olacak. Geldik 48'e. Mondros Ateşkesi ile ilgili olarak İtilaf Devletleri ile yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir? Evet, Bahriye Nazırı Rauf Orbay temsil etmiştir. 49'a geldik. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallere karşı ilk silahlı direniş aşağıdaki yerlerden hangisinde başlamıştır? Evet, Mondros Ateşkesi'ne karşı arkadaşlar ilk silahlı direniş Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başlamıştır. İlk işgal edilen yer deseydi Musul diyecektik. En uzun süre işgal edilen yer deseydi İstanbul diyecektik. Değerli arkadaşlar. 50. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra pardon, İngiltere tarafından işgal edilip daha sonra Suriye İtilafnamesi ile Fransa'ya bırakılan yerlerden biridir? Şimdi arkadaşlar hani yeni yeni böyle milli eğitim kitaplarında, konu altında kitaplarda böyle görüyoruz. Suriye İtilafnamesi diye bir durum var. Şimdi nedir Suriye İtilafnamesi? Şudur. İngiltere Musul'u işgal ediyor. Şimdi Musul gizli paylaşım planlarında daha İngiltere'nin mi Fransa'nın mı olacak gibi bir hükmü yok. Yani Musul'la ilgili herhangi bir görüşme yapmamış bu iki devlet. İngiltere de hemen ne yapıyor? Musul'u petrol kaynaklarını biliyor ya uyanık. Hemen buraları işgal ediyor. İşgal ettikten sonra değerli arkadaşlar Fransa tabi bu duruma biraz tepki gösteriyor. Bozuluyor tabi. Bak diyor kardeşim diyor ben Musul'u alıyorum. Sen de sana da nereleri bırakıyorum? Antep, Urfa, Maraş'ı bırakıyor. Bak uyanığa bak. Yani İngiltere buralarda direnişin çok kuvvetli olacağını biliyor. Yani buraları biliyor yani. Adana mesela buraları yani biliyor yani. Adamlar güneşe ateş ediyor. İngilizler ne yapıyor? Musul gibi oh mis gibi toprakları alıyor. Ve Suriye İtilafnamesiyle Antep, Urfa, Maraş'ı Fransa'ya tabiri caizse kakalıyor arkadaşlar. Soruda da bunu soruyor. Bunlardan hangisi var? Antep'i görüyoruz seçeneklerde. Edirne seçeneği doğru seçenek olacak. Evet Rıdvan hocam hoş geldin. Evet. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 3 Kasım 1918'de işgal edilen ilk yer aşağıdakilerden hangisidir? Az önce söyledik. Musul'dur. Musul'un işgal edilme sebebi de nedir arkadaşlar? Petrol. Geldik 52. soruya. İzmir'in işgali sırasında Yunanlara karşı ilk kurşunu atan Hukuku Beşer gazetesi yazarı yani Osman Nevres'ten bahsediyoruz. Aşağıdakilerden hangisidir? Evet cevabımız zaten çoğumuz biliyor arkadaşlar. Evet Seda
Kırmızı Kuşak Hocam diyor ki en çok petrol Venezuela. Tabii en çok petrol Venezuela. En çok petrol Venezuela. Ama en az maliyetle, en kolay çıkarılabilen petrol Musul'da. Evet, cevabımız ne olacak? Hasan Tahsin olacak. Yani durumda olacaktık yani. Geldik 53. soruya. Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin haklı bir gerekçeye dayanmadığı ilk kez aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisiyle dünya kamuoyuna duyurulmuştur? Evet, işgalinin haksızlığını ortaya koyan belge arkadaşlar Amiral Bristol raporudur. Çok güzel cevaplarınız geliyor. Dündar Hocam, Özlem Dündar Hocam, Sonay Hocam çok güzel. Hanife Hocam çok sağ olun. Cevaplarınız geldi. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. 54. soruya geçtik. Yukarıdakilerden hangileri milli mücadeleye karşı çıkmıştır? Evet, milli mücadeleye karşı çıkan cemiyetleri biz şöyle kodluyoruz. İşte Mehtap kodlaması. Bak, Mehtap. Mehtap. Kimler bunlar? Mavri Mira. Etnik Eteria. Hınçak Taşnak Sütyun. Allianz Makabi. Ve Pontus Rum. Bunlar neymiş arkadaşlar? Azınlıkların kurduğu bize düşman olan cemiyetler. Bir de bize içimizdeki kişilerin, hainlerin kurduğu cemiyetler var. İşte Teali İslam, Hürriyet ve İtilaf, Sulh ve Selamet Osmaniye, İngiliz Muhitleri, Wilson Prensipleri, Kürt Teali Cemiyet. Bunlar zararlı. Komple bunların hepsi zararlı cemiyetlerdir. Şimdi bakıyoruz Kilikyalılar yararlı. Genelde Kilikyalıları koyarlar biliyorsunuz. Etnik Eteria zararlı. Milli Kongre yararlı. Teali İslam zararlı cemiyettir. Cevabımız 2 ve 4 yani Bursa seçeneği olacak. Evet, yukarıdakilerden hangisi milli varlığa zararlı cemiyetlerden biri değildir diye soruyor. Arkadaşlar Reddil Hak yararlıdır. Mavri Mira Rumların kurduğu Fener Rum Patrikhanesi öncülüğünde kurduğu zararlı cemiyettir. Kordos Yunan Göçleri Komisyonu'dur. Anadolu'daki Rum nüfusu arttırır. Etnik Eteria Yunan bağımsızlığından sonra Anadolu'daki harekete destek oluyor. İngiliz muhipleri de zararlı. Cevabımız zararlı cemiyetlerden olmayan Adana seçeneği olacak. Evet, 56. soruya geldik. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan ilk milli cemiyet hangisi oluyor? Trakya Paşaeli Cemiyeti oluyor. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin şöyle bir özelliği daha var. Hani diyor ki Osmanlı Devleti yıkılırsa bir Trakya Cumhuriyeti kuralım diyorlar. Hatta bu devlet 80 gün kadar yani devlet olarak kuruluyor. Resmen kuruluyor yani. Sonrasında Anadolu'daki milli mücadele hareketine katılma kararı alıyor arkadaşlar. Geldik 57'ye. Çıkardığı Fransızca Le Pays ve Türkçe Hadisat ve Albayrak gazeteleriyle Doğu illerinin Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan milli cemiyeti aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevaplarınızı da alıyoruz. Evet. Evet, hangi cemiyettir? Tabii ki ne diyeceğiz? Vilayet-i Şarkiye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 58'e geldik. Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti daha çok aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin çalışmalarına karşı faaliyet göstermiştir? Evet, Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteriyor Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Burada Pontusçulara karşı ne yapıyor? Başarıyla mücadele ediyor. Evet, 59. soruya geldik. Tempoyu arttırıyoruz. Adana ve Çukurova bölgesini işgallerden korumak ve halkı Franslara ve güdümlerindeki Ermenilere karşı örgütlemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Diye soruyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bu saati de kaldırayım artık. Evet, kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Diye soruyor. Adana Çukurova dediği için Kilikyalılar Cemiyeti diyeceğiz. Evet, 60. Kuvayi Milliye kelimesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır? Yani Kuvayi Milliye belge olarak ilk defa Doktor Esat Işık raporunda yer almıştır değerli hocalarım.
61, 5 Kasım 1919'da Mustafa Kemal'in isteğiyle Sivas'ta kurulan ve düşman ilerleyişi karşısında protesto mitingleri düzenleyen ve aynı zamanda ordu için yardım kampanyaları tertipleyen Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan, onun girişimleriyle kurulan tek cemiyet Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'dir diyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet, 62. soru. İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması, asker sivil birçok kişinin milli mücadeleye katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya geçmesi konusunda yararlı hizmetleri olan grup hangisidir arkadaşlar? Cevaplarınızı da yazabilirsiniz. Hangi cemiyet bu? Mimmim grubudur arkadaşlar. Mimmim grubu gizli karakol cemiyetinden ayrılan bir gruptur. Yani kısaltmadır aslında. Şöyle mim Arapça harfler. Aslında uzun harfi nedir? Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'dir. Uzun versiyonu. Ama kısaca kendilerine şifreli olarak Mimmim grubu demişlerdir. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet, 63. Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak ve Megalo ideal amacıyla İstanbul Patrikliği tarafından kurulan cemiyet KPSS'de çıktı arkadaşlar. Ön lisanslarda sordular. Evet, bu cemiyetimiz hangi cemiyetimiz diyorum. Bu cemiyet hangisidir? Mavri Mira Cemiyeti'dir diyoruz. Denizli seçeneği doğru seçeneğimiz. 64. Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? Evet, Kordos Rumlar tarafından, Etnik Eterya Rumlar tarafından, iki tane Makabi Yahudiler tarafından, Taşnak Sütyun Ermeniler tarafından. 1 ve 2 doğru seçeneğimiz olacak abi. 1919'da İstanbul'da kurulan üyeleri arasında Damat Ferit Paşa ve bazı devlet adamlarının da yer aldığı zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Damat Ferit'in üyesi olduğu cemiyet arkadaşlar İngiliz Muhipleri Cemiyeti'dir. En etkili zararlı cemiyettir arkadaşlar. İngiliz mandaterliğini savunmuştur diyoruz. 66. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye Birliklerin özelliklerinden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birliklerin özelliklerinden bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde son derece etkili olmuşlardır ki yanlış. Çünkü Doğu Cephesi'nde değil, Batı Cephesi'nde, Güney Cephesi'nde mücadele etmişlerdir. En etkili olduğu cephe Güney Cephesi'dir. Çünkü Fransızları yenmişlerdir. O yüzden aradığı da yanlış seçenek olduğu için Adana seçeneğimiz sorumuzun cevabı oluyor arkadaşlar. 67'ye geldik. Milli mücadele döneminde görülen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bakıyoruz, Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919. Şimdi şıklara bakıyoruz. Ne diyeceğiz ilk olarak? Amasya Genelgesi diyeceğiz. Sonra Sivas Kongresi diyeceğiz. Evet, sorunun cevabı Edirne seçeneği olacak. Evet, 68. Samsun ve civarındaki çatışmaları durdurması için İstanbul Hükümeti tarafından Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mustafa Kemal'i geniş yetkilerle İstanbul'dan Samsun'a gönderiyorlar. Burada kendisine 9. Ordu Müfettişliği görevi tevdi ediliyor arkadaşlar. 69. Mustafa Kemal Paşa resmi görevinin dışına çıktığı gerekçesiyle aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra ilk kez İstanbul'a geri çağrılmıştır? Evet, Mustafa Kemal'in ilk defa geri çağrıldığı olay Havza Genelgesi'dir. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal oyalamaya başlamıştır İstanbul'u. Amasya Genelgesi'nden sonra da tüm askerlik mesleğinden, yetkilerinden, görevinden istifa etmiştir. 70. Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisinin imzası ya da onayı yoktur? Evet, biz bunu karar diye kodluyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Atatürk, kararcılar diyelim. Refet Bele, Cemal, Mersinli Paşa diyoruz. Bunlardan imzası olmayan cevabımız Ali Fethi Okyar olacak arkadaşlar. Refet, Rauf, Kazım, Karabekir, Mustafa Kemal var. Ama Ali Fethi Okyar, İsmet İnönü, bunlar şıklarda yok arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Ali Fuat olacak bu.
71'e geldik. Amasya Genelgesi'nin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili herhangi bir karara yer verilmemiştir? Mesela Amasya Genelgesi madde 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İkisi de var. Madde 3. İşte milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı. Yani millet egemenliği var. Madde 4. İşte milletin egemenliği diyorsa zaten azim ve kararı kurtaracaktır maddesi de milli mücadelenin yöntemini içeriyor. Ama halifeliğin devamı ile ilgili bir madde yoktur arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı C'nin seçeneği olacak. Yapıyoruz. Evet, milli mücadelenin plan ve programı ilk kez aşağıdakilerden hangisine hazırlanmıştır diye sorarsa ne diyeceğiz? Amasya Genelgesi diyeceğiz. Bursa seçeneğimiz doğru seçeneğimiz. Çok güzel. 73'e geldik. Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti adına yürüttüğü son resmi görev. En son görevi nedir Osmanlı Devleti adına? 9. Ordu müfettişliği olacak. Mustafa Kemal'in en son görevi budur arkadaşlar. Ama güzel soru bak. Gerçekten güzel soru. Neden? Hani Mustafa Kemal şöyle de sorabilir. Hangisi Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'nde yapmış olduğu resmi görevlerden biri değildir diye sorabilir. Yani demek ki Mustafa Kemal bunları yapmış. Yani bunların görevini yapmış. Bunları da aklımıza tutalım. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar önemli. Geldik 74. sorumuza. 8-9 Temmuz 1919 gecesi ordu müfettişliği ve askerlik görevlerinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele sürecinde sivil olarak gerçekleştirdiği ilk faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Mustafa Kemal 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece kendisine telgraf geliyor. İşte görevden alındığı mesajı geliyor. Mustafa Kemal'le hemen hiç bekletmeden şöyle diyor. Ben zaten diyor görevimden istifa ettim diyor. Ve artık diyor görevimi ne yapacağım? Sineyi millete dayayıp sırtımı görevimi sivil olarak görevimi devam ettireceğim diyor. Ve ilk olarak ne yapıyor? Erzurum Kongresi'ni topluyor. Cevabımız Adana seçeneği olacak arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Historik tarihçiler meslektaşlarımız da var. Onların desteği de iyi oluyor. Güzel oluyor. Tüm tarihçilerimize selam olsun. Evet, 75. Aşağıdaki illerden hangisi Erzurum Kongresi'ne delege göndermemiştir? Evet, şimdi Erzurum Kongresi'ne delege gönderen illeri biz Best One diye kodluyoruz. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van. Bunlar delege gönderen iller. Bir de delege göndermeyen iller var. Bunları da Dem diye kodluyoruz. Diyarbakır, Elazığ veya diğer adı Harput ve Mardin. Bunlardan delege göndermeyen il hangisiymiş? Mardin seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet, aynen. Aynen hocam. 76. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi kararlarından biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Erzurum Kongresi kararları. Şimdi ben kısaca hatırlatayım. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Azınlıklara siyasi sosyal dengemiz bozucu taviz verilemez. Yabancı ülkelerden bağımsızlığımızı zedelemeyecek koşullarda dış yardım alınabilir. Kuvayi milliye etken milli iradeye egemen kılmak esastır. İstanbul hükümeti görevini yerine getirmezse onun görevini üstlenecek geçici bir temsil heyeti kurulacaktır. Doğudaki işgaller devam ettiği müddetçe millet hep birlikte ne yapacaktır? Direnecektir. Hilafet ve saltanat makamı toplanacak olan ulusal güçler tarafından kurtarılacaktır. Mebusan Meclisi derhal ne yapılmalıdır? Toplanmalıdır. Şimdi bakıyoruz. Anadolu'daki bütün direniş cemiyetleri Anadolu Ermeni Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirmiş. Hayır arkadaşlar. Bu Sivas Kongresi'nde olan şey. Aradığımız seçenek Adana seçeneği olacak. Güzel. Diğerlerini de artık görmüş olduk. 77. Milli Mücadele döneminde temsil heyeti ilk kez aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? Bakın. Temsil heyeti kurulması fikri. Bakın fikri. Fikrimi sorarsa ne diyeceğiz? Amasya Genelgesi diyeceğiz. Yani temsil heyetinin kurulması gereklidir. Yani bu fikir nerede ilk defa ortaya atılmış? Amasya Genelgesi'nde her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. Kurulduğu yer neresidir? Erzurum Kongresi'dir. Erzurum Kongresi'de kurulmuştur. Üye sayısı, görevi, yetkileri tüm yurdu temsil edebilecek şekilde nerede genişletilmiştir derse o zaman da Sivas Kongresi diyeceğiz. Soru da bize ne diyor? İlk kez nerede oluşturulmuştur diyor. Biz Erzurum Kongresi cevabını işaretleyeceğiz.
Evet, geldik 78'e. Milli Mücadele'de Galip Hoca lakabıyla yer alan Nazilli Kongresi'nin başkanlığını yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Celal Bayar'dır. Celal Bayar'la ilgili bakın soru gelebilir. Nasıl gelir? 3 tane soru gelir. Birincisi Celal Bayar biliyorsunuz Galip Hoca Milli Mücadele'de Nazilli Kongresi'ni topluyor. İkincisi İş Bankası'nın nesidir arkadaşlar? İlk başkanıdır. Üçüncüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil başkanıdır. Sivil Cumhurbaşkanıdır ve Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer alır. Yani bu üç özelliğini Celal Bayar'ın unutmayacağız. Dördüncü bir tane daha özellik söyleyeyim. 103 yaşında vefat etmiştir. 103 maşallah. Çok uzun yaşamış. Yani Bursa'da Gemlik'te Umur Bey'de müzesi var mesela. Oraya gitmiştim mesela. Aldığı madalyaların haddi hesabı yok. Nişanların haddi hesabı yok arkadaşlar. Yani adam yaşamış gerçekten. Selçuklu İmparatorluğu'ndan fazla yaşamış yani. Bakayım Selçuklu kaç yıl yaşamış? 1038'de kuruldu Selçuklu. 1157'de yıkıldı. Yani neredeyse Selçuklu İmparatorluğu kadar yaşamış yani. Evet geldik 79. soruya. Mustafa Kemal yukarıdaki kongrelerden hangilerine katılmamıştır? Evet Mustafa Kemal Pozantı'ya katılıyor. Afyon'a katılıyor ama Balıkesir'e Alaşehir'e katılmıyor. Erzurum'a da katılıyor. Cevabımız 2, 3 ve 4 olacak değil. Yani tam tersini soruyor. Katılmamıştır soruyor. Yalnız 1 olacak. Şimdi Mustafa Kemal bunlardan hangilerine kongre başkanı olarak katılmıştır derse o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Erzurum ve Sivas diyeceğiz. Yani Pozantı ve Afyon'a sadece katılıyor. Evet, dörtlü takvimde de asılmayan kişidir diyor hocamız. Evet, yani özellikle Refik Koraltan da asılmıyor hocam. Celal Bayar da asılmıyor, Refik Koraltan da asılmıyor. Normalde Refik Koraltan'a da 15 kişiye, 16 kişiye idam cezası veriyorlar. Pardon, 18 kişiye idam cezası veriyorlar. 3 tanesi uygulanıyor, 15 tanesi uygulanmıyor. Geldik 80. soruya. Kuvayi Milliye'nin desteklenmesi ve Batı cephesinin oluşturulması ile ilgili karar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Balıkesir. 81'e geldik. 16 Ağustos 1919'da Hacı Muhittin Bey başkanlığı toplanan ve gerektiğinde Yunanlara karşı İtilaf Devletleri'nden de yardım alabileceği fikrinin ortaya atıldığı kongre arkadaşlar Alaşehir Kongresi'dir. Hani hilafete ve saltanata bağlılık deseydi Balıkesir Kongresi diyecektik. Ama İtilaf devletlerinden gerekirse yardım alınabilir dediği için arkadaşlar Edirne yani Alaşehir Kongresi diyeceğiz. 82 İstanbul hükümetinin direktifleriyle Elazığ valisi Ali Galip Bey ve Ankara valisi Muhittin Paşa kongrelerinden hangisi ya da hangilerini engellemek için faaliyet göstermiştir? Sadece Sivas Kongresi diyeceğiz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet geldik 83. sorumuza. Ne diyor? Sivas Kongresi'nde konularından hangilerinde kongre üyeleri arasında sorun yaşanmıştır? Evet, kongre başkanlığı ve manda himaye fikirleri konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 84. Milli mücadele döneminde işgallere karşı ulusal direniş örgütlemek amacıyla kurulan bütün milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinden Anadolu birleştirilmiştir? Sivas Kongresi diyeceğiz. Cevabımız Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. 85. Yukarıda verilen kongrelerden hangileri her yönüyle bölgeseldir? Her yönüyle. Yani hem aldığı kararlar hem toplanış şekli bölgesel olan hangileri var? Balıkesir var, Nazilli var, Alaşehir var. Cevabımız 2, 4 ve 5 olacak arkadaşlar. 86. Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyetinin İstanbul'da haberleşmeyi kesmesi üzerine 30 Eylül 1919'da istifa eden İstanbul hükümetinin yerine iş başına gelen yeni hükümet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Ali Rıza Paşa diyeceğiz. Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi üzerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Temsil heyetini tanıyan hükümet de Ali Rıza Paşa hükümeti. Yani bunu da sorabilir. İşte temsil heyetini ilk tanıyan hükümet hangi hükümettir? Ne diyeceğiz? Ali Rıza Paşa hükümeti diyeceğiz. 87. 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmeleri yukarıdakilerden hangileri arasında gerçekleşmiştir diye soruyor arkadaşlar. Evet Amasya görüşmeleri Ali Rıza Paşa'nın gönderdiği Salih Paşa ile temsil heyetinin başkanı olan Mustafa Kemal arasında yapılıyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacak.
Evet, 88 Mustafa Kemal ve temsil heyetinin milli mücadele sürecinde İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mustafa Kemal'in temsil heyetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı arkadaşlar. Evet, cevabımız yani şıklarda normalde damat Ferit hükümetin istifasına bakıyorum. Bu yok. O zaman Amasya protokolünün yapılması olacak. Ceyhan seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. Geldik 89'a. Temsil heyetinin merkezi olarak Ankara'nın seçilmesinde özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Ankara yurdumuzun tam ortasında, coğrafi açıdan hem batıya hem İstanbul'a yakın bir yerde. Ulaşım olanakları çok iyi. Güvenlik açısından da etrafı dağlarla çevrili. Özellikle savunma savaşlarında tepeler, dağlar etrafında olması çok iyi bir şey. O yüzden Ankara merkez seçiliyor. 90 Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasında gelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi olduğu söylenemez diyor arkadaşlar. İlk siyasi başarı Bilecik görüşmeleri değil mi hocam? Temsil heyeti diyor sayın hocam. Temsil heyeti dediği için. Temsil heyeti. Yani TBM deseydi, yani TBM de olmuyor. Temsil heyetinin ilk siyasi zaferi aslında damat Ferit hükümetinin istifasıdır. Ama o yoksa şıklarda neyi arayacağız? Amasya protokolü, yani Amasya görüşmelerini alacağız. Çünkü burada da temsil heyeti resmen tanınmıştı. Yani Sivas'tan sonraki ikinci zaferiydi orası da. Onu alacağız. Şimdi Mebusan Meclisi'nin toplanmasında Erzurum Kongresi etkili. Sivas Kongresi de etkili. Fakat TBMM'nin açılması etkili değildir. Çünkü TBMM Mebusan Meclisi'nden sonra açılmıştır. O yüzden 2 ve 3 seçeneğini diyeceğiz. 91, 7 Kasım 1919 tarihinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir? Evet, bakın arkadaşlar bunu hep karıştırıyorlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılırken Mustafa Kemal Erzurum milletvekili olarak seçiliyor. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca da Ankara milletvekili seçiliyor. Bakın bunu sordu, sınavda sordu, tekrar sorabilir. Buna çok dikkat edelim. Bize neyi soruyor? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili katılıyor? Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Erzurum doğru seçeneğimiz olacak. Geldik 92'ye. Milli Mücadele döneminde gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Evet, Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi 11 Mart 1921. 20. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması 12 Ocak 1920. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi 27 Aralık 1919. Şimdi şıklara bakıyoruz. İlk olarak temsil heyeti Ankara'ya geliyor. Sonra Mebusan Meclisi açılıyor. Zaten sorumuzun cevabı da çıktı. Denizli seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. 93. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Anadolu Kurtuluş Mücadelesi'ne yaptığı en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesidir. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarını kabul eden grup, arkadaşlar Felah-ı Vatan'dır. Gerçekten mükemmel bir soru. Bu akşamın yıldız verdiğim sorusu bu. Çok güzel bir soru. Gelirse Serkan hocanıza dua edersiniz. 95. Misak-ı Milli'nin içeriğinde aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir? Zaten biliyorsunuzdur bunu. Kapsar kodlaması. Nedir? Kapitülasyonlar ve dış borçlar. Azınlıklar, boğazlar, sınırlar, Araplar ve referandum. Bakıyoruz şıklara. Referandum var, azınlıklar var, kapitülasyonlar var, boğazlar var ama Patrikhane yer almamıştır arkadaşlar. 96. sorudayız. Misak-ı Milli'ye göre yukarıdaki yerlerden hangilerinde referandum yapılması öngörülmüştür? Evet, referandum yapılacak yerler KAP. Nereleri? İşte Batı Trakya, Arap vilayetleri ve Kars. Bakıyoruz. Kars, Ardahan, Batum yani Elbiye-i Selase var. Batı Trakya var. Doğu zaten bizim aldığımız yer. Dolayısıyla doğu yok. 1 ve 2 doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. 97. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetin resmi yayın organı haline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin, bakın bu soru daha önce çıktı. 2008 yılında KPSS'de çıktı. Temsil heyetinin yarı resmi yayın organı deseydi, bakın temsil heyeti deseydi
yarı resmi yayın organı deseydi biz irade-i milliye diyecektik. TBMM'nin yarı resmi organı deseydi o zaman ne diyecektik? Hakimiyet-i milliye diyecektik. TBMM'nin resmi yayın organı dese dediği için Ceride-i Resmiye veya Ceride-i Havva, Ceride-i Resmiye diyoruz. Evet. Resmi gazete yani. Cevabımız Edirne seçeneği doğru seçenek olacak. Biraz karıştırıcı bir soru yani. Kafa karıştırıcı bir soru. 1918'de Celal Nuri ve Supi Nuri tarafından İstanbul'da çıkarılan ve Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarının yayınlandığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız İleri gazetesidir arkadaşlar. 99 İngiliz yazar H.C. Armstrong tarafından 1932'de kaleme alınan Mustafa Kemal'in sağlığında yayınlanan ilk biyografik çalışması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Grey Wolf diyen yani bozkurt olacak cevabımız. Denizli seçeneği doğru seçenek olacak. Evet bu akşamın son sorusuna geldik. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılış konuşmasını yapan Sinop milletvekili aşağıdakilerden hangisidir? Evet sorumuzun cevabı arkadaşlar Sinop mebusu Şerif Bey olacak. Cevabımız Adana seçeneği doğru seçenek olacak. Evet 100 sorumuzu çözdük. Çok şükür. Yani 1 saat 26 dakikalık bir sürede 100 soru gayet güzel bence. Yayını tekrar kaydediyoruz. YouTube'da yine sonradan katılan arkadaşlarımız izleyebilirler. Her akşam unutmayın 21.30'da buradayız. Kendinize çok iyi bakın. Canlı yayını bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.